Kabe'yi Ebrehe'nin ordusunun talan etmeden önce ebabil sürüsünün dönüşüyle alakalı bir Ha. video vardı. Size arz etmiştim. Ebabil kuşlarıyla alakalı. Dün de Ebabil kuşlarının boş Onu da Kabe'yi anlatıyorlar. Şu videoda görmüş olduğunuz görüntü dünün görüntüsü. dünün görüntüsü ya. Dün oradaki arkadaşlar Bu paylaşmış, birçok kişi de paylaşmış. nasıl etkileyici bir görüntüdür Şimdi yavrum, ah canım benim. Ebrehe'nin helakını sağlayacak olan kuşlar da ebabil kuşları olarak halkımız tarafından rağbet gördüğü için acaba bu kuşlar da ebabil kuşları mı diye hep bahsedilmiş. Olayı şuradan tamamlayarak görüntüye geçelim. Arkadaşlar görüntü kesmesin bu arada. Abdülmuttalip Kabe'nin oradayken Cidde sahillerinden gelen kuşlar. Ebabil Arapça'da işte müthiş video. Evet bu video çok harika. Şurada Abdülmuttalip'i tasvir ediyor. Kabe Muazzama'nın etrafından böyle bir dönüş söz konusu. Abdülmuttalip Allah'a sığınıyor. Sürü sürü kuşlar demektir ebabil. Tayran ebabil. Biz bunu nereden biliyoruz? Fil suresine bir dokunalım değil mi? Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ve ersel aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaretin min siccil. Fece'alehum ke'asfin me'kul. Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı buyuruyor. Ebabil kuşları dediğimiz aslında bir kuş türü yok. Ebabil Arapçada sürü sürü kuşlar demektir. Mahiyetini tam bilmediğimiz kuşlar Cidde sahili tarafından gelirler. Kur'an'dan öğrendiğimiz üzere gagalarında ve ayaklarında Siccin dediğimiz cehennemden gelen küçük taşlar vardır. O taşlarla böyle gelirler. Ebrehe ile ordusu, Müzdelife ile Mina arası Muhassir Vadisi vardır. Hani şeytan taşlama yeri deriz ya, hacılar Evet. gider. İnşallah nasip olsun siz de gidin şeytan taşlama yeri dediğimiz yere. İnşallah hocam, Orada biz inşallah. taşladığımız yer vardır. O taşladığımız yer Mina'dır. Ama taşlamak için taş toplamanın sünnet olduğu yer Ebabil kuşları diye bahsettiğimiz sürü sürü kuşların Ebrehe ve ordusunun kafasına minik minik taşları attığı Attığı yerdir. yerdir. Yani biz Allah'ın Muhteşem. gazabının indiği yerdeki taşları topluyoruz. Hazreti İbrahim İsmail'i kurban etmek için gittiği Mina'da ona şeytan vesvese verirken taşladığı yerleri taşlıyoruz. Taşlıyoruz. Yani hac ve umre müthiş bir sembolik ibadetlerle dolu yaratılışımızın özetini ve kulluğumuzun amacını bize öğrettiği için. Yoksa orada ne şeytan var ne başka bir vasıf var ama min şairillah diyor Kur'an'da Allah. Şiardır, sembollerdir. Bu semboller bize birçok şey öğretir. Kabe'de gözüken videoya bir daha bakarsak sabahleyin onu gören arkadaşlarımız, oradaki umrecilerimiz de acaba ebabil kuşları mı Kabe'yi tavaf ediyorlar diye heyecanlanmışlar. Kur'an'da Selda'nın 114 sure 6236 ayet içerisinde 14 tane secde ayeti vardır. Onları okumayacağım ki secde etmek vacip olur çünkü. Ve lillahi yescudu men fis semavati ve ma fil ardi tav'an ve karhan ilahirilaya. Yerde ve gökte bulunan her şey Allah'ı anar, ona rükû ve secde eder. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardi. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı anar. Hayvanatı, nebatatı, bizim Yunus Emre'lerimiz bunun farkında olduğu için sordum sarı çiçeği diye ilahiler yazmıştır. Ayette dağların, taşların Allah korkusuyla yuvarlandığını anlatır. Hatta akşam namazından sonra biz camide okuruz, cami cemaatleri bilir. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللّٰهِ Bu Kur'an'ı size değil, dağa taşa indirseydik diyor Haşr suresinde, Kur'an'ın haşyeti, azameti, ağırlığı, nuru o dağı taşı paramparça ederdi diyor. Çünkü onlarda da sizdeki atomla bendeki atom aynı. Sadece şu taştaki atom da aynı. Bizde sadece ruh olduğu için hissiyatımız var. Onlarda da algı var Allah'ın dilediği kadar. Nemil suresinde karıncalar Süleyman Aleyhisselam'la ordusu gelince sesleniyorlar. Ey karıncalar çekilin, Süleyman ve ordusu geliyor diye. Bizim ecdadımız Anadolu Müslümanlığı dediğimiz kavramda o yüzden hiçbir canı cansız görmemiştir. Dağı taşı da bir hayat görmüştür. Muhakkak ki onlar da zikir ve tesbihat halindedir özetle. Ama sırf Kabe boş kalsın diye dönüyorlar demek
ne Kur'an'da, ne sünnette, ne de eğimmeyeli müçtehidinin görüşlerinde ifade etmek doğru olmaz. Çünkü dediğim gibi tecrübemi ifade etmek için söylüyorum. Değerli izleyiciler lütfen başka şekilde yorumlamayın. 54 defa gittiğimde, 3,5 ay kaldığımda oldu. 2008-2012 arasında 7 ay Mekke'de kalıyordum bir ay arayla. Yani şunun için söylüyorum. Orada biz Mekke'nin her mevsimini gördük. Doğru. 2008, 2009 ve 2011 videolarında Kabe'nin üzerine inen melek diye bir videodan bahsediyorlardı. O Ramazan komple Kabe'deydim. Şimdi insanlarımızın kalplerindeki temiz niyet ve safiyeti bu ve benzeri videolarla bazen yanlış sevk edebiliyorlar. Allah'ın melekleri sürekli orayı tavaf ederler. Biz onu göremeyiz. Ama ruhumuz hissedebilir. Evet. Yine göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı anar. Bunun anması illa bizim dilimizde değildir. Mesela bu aralar haber kanallarında bilirsiniz, haberi anlatan spikerin yanında engelliler için hareket, işitme diliyle harekette bulunurlar. Demek ki sadece dil konuşmaz, el hareketleri de konuşur değil mi? Mesela benim kızlar evden ayrılırken bana böyle yapıyor. Kalp işareti yapıyor falan. Yani ben bunu seviyorum dediği anlamına geliyor. Yani bir şey ifade etmek için dil sadece şart değildir. Onların da Allah'ı anması lisani halleri de olabilir, secde ayetlerinde olduğu gibi ister istemez herkes Allah'a secde eder diyor gölgeleriyle. Bu sebepten dolayı bu görmüş olduğumuz noktaları mutlak manada Kabe boş kalmasın diye kuşlar geldi diye yorumlamak doğru olmayacaktır. Kabe'nin üzerinden kuşlar geçer, Kabe'nin üzerine kuşlar konar. Kabe'nin üzerinde kuşlar hep aynı yere dönmez, bazen ters gider ki tavaf olmaz. Tavaf olması için Kabe'yi kalbe almanız icap eder.